Hocam, yüzüklerinize yakın çekim isteği çok geliyor. Lütfen bir yakından çekin, bir görelim. Ama bugün o yüzükler yok. Evet, ama bugün o yüzükler yok. Onları bir daha... Niye yani yüzük taktığımı soruyorlar, onu söyleyeyim istersen. Yüzük bizde, yani bizim kültürde nişanedir. Belli mertebelerden sonra belli yüzükler takılır. Mesela işte bunun en bilindik şeyi, yani sadece bizim kültürde değil, dünyada da mesela hükümdarlar belli yüzükler takarlar. Yüzüklerin üzerinde bazı semboller, nişaneler olur. İşte atıyorum mumla bir şey mühürleyeceği zaman tutar o yüzüğü basar. Orada onun izini görürsünüz. Hani biz bugün mertebe anlamında kullanmıyoruz yüzükleri falan ama ben öyle kafayı bulmayı seviyorum. Yani Barış Manço'dan mülhem rahmetli. O biliyorsunuz böyle 10 parmağında 10 yüzükle gezerdi. Ben onun kadar tabii cesur yüzükler takamıyorum. O başka bir sembolizasyona da yaslanıyordu ama benim kullandığım her yüzüğün bir hikayesi olması benim açımdan önemli. Karşıdaki bilmese bile üzerinizde taşıdığınız nişane size aslında olmak istediğiniz şeyi hatırlatması açısından bence önemli. Niye eller? Eller biliyorsunuz dünya ile iletişime geçmemizin en yakın aracı ve bizim de vücudumuzda en fazla gördüğümüz parçalardan bir tanesi. Dolayısıyla bu nişanları oraya koymak bir nevi kendi zihnini programlama yöntemi olarak benim benimsediğim şeylerden biri. Güzel, bilmiyorum, rahatsız olan yoktur herhalde. Şu andakilerin anlamı yok. Bu hacı yüzüğüne benzer Kadıköy'den aldığım böyle bir siyah yüzük. Siyah hoşuma gidiyor. Metalciyim. Ne yapayım? Bu da aslında bakın sürpriz iki tane. Bunları birleştiriyorsun. Bunlar da bir oluyor. Öyle yani. Hocam bir de bazıları yüzük takmayınca olay çıkıyor diyorlar. Öyle mesela. Şeyler de oluyor mesela. Yüzüğü olmayanlar, takmayanlar. Parmağında şu her şey nişan, nikah yüzüğü. Adamı döverler yemin ediyorum, olmaz. Onunla ilgili de bir mesaj verirsiniz hocam. Tabii ki yani evlilik ki bunu nişan falan da şey yapabilirsiniz. Namaz gibidir. Niyet ettikten sonra sağa sola bakılmaz derler. Mesela diyelim karşı cinsten birisi size göz kırptığında hafifçe şu hareketi yaptığınız takdirde mevzunun anlaşılabilmesini sağladığı için son derece pratik bir çözümdür. Ve tavsiye ediyorum yani buna buraya da takılmasının hikayesi var ya işte bütün parmaklar şöyle yapınca birbirinden ayrılıyor da bir tek işte şu arkadaş ayrılmıyor falan filan. Ömür boyu beraber kalmayı simgeleyen bir şey. Kökenini bilmiyorum adet olarak ama ait olmayı sembolize etmesi açısından eğer kendinize ait hissediyorsanız onu parmağınızdan çıkarmıyorsunuz canım.